Merhaba, bu pazar size eklemlerimiz ve beslenme konusunda konuşacağım. Aslında bu konuşmaları birkaç kez daha tekrarlamayı düşünüyorum. Çünkü çok geniş bir mevzu. Ee, bazı konular tabi e, bilimsel olarak çok kanıtlanmış değil. Bazı konular suistimali açık. Fakat bazı konularda çok net. İşte size eklem sağlığımız ve beslenmeden bahsedeceğim bugün. Şimdi tabi değişik dönemlerimiz var bayanların, erkeklerin gebeli yaş grupları var. Bu yaş gruplarına göre değişik kaskele sistemi durumları mevcut oluyor. Bunlardan en önemlisi de tabi bayanlardaki hormonal dengelerin değiştiği gebelikler, menopoz veya menopoz sonrası dönemdeki problemler. Erkeklerde de yaş ilerledikçe ve spor yaptıkça durumlar tabii değişiyor. Hele 30'lu yaşlardan sonra özellikle vücut durumu, kasike sistemi daha farklı olmaya doğru gidiyor. İşte bu durumlarda ne yapacağız? Öncelikle şunu söyleyeyim tabii e, bu durumların hepsinde muhakkak profesyonel bir yardım almanız önemli. Ama şöyle söyleyeyim eklem sağlığını etkileyen bazı gıdalar var. Eklem sağlığı açısından bazı problemli e, gıdalar var. Şimdi tabii eklem sağlığı açısından kötü gıdalar var, iyi gıdalar var. Eklem sağlığını etkilemesi ne anlam taşıyor? Şu anlam taşıyor. Eklemin özellikle enflamasyon dediğimiz o reaksiyonu, eklem dokusunun reaksiyonunu artıran gıdalar kullanıldığında işte bunlar eklemde bir takım reaksiyonlarla ağrıya sebep oluyor, hareketlerde problemlere sebep oluyor. Bununla beraber bazen biliyoruz biz kilo vermek için diyetler yapıyoruz. O diyetlere bazı şeyleri ekliyor bizim başvurduğumuz ...kişiler bazen de bunları diyetisyenler bazen bunları değişik şekilde düzenliyor. Fakat bilinçli olmanız gerek. Evet eklemlerinizle alakalı bir problem varsa muhakkak diyetisyeninizi... ...veya doktorunuzu muhakkak uyarmanız gerekiyor ki... ...ona göre gıda dengesini veya gıda önerisini alabilirsiniz. Burada önemli bir şey var tabi. Bunu mutlaka arada söylemem gerekiyor. Bazen de biz diyet yapıyoruz. Diyet yaparken... İlk bir hafta çok yoğun bir diyet yaptık. Çok kilo verdik. İşte o kiloyu verdiğimizde biz yağdan vermiş oluyoruz çoğunlukla. Beklediğimiz o. Ama bazen kastan da verebiliyoruz. Eğer o dönemde beslenmeyle spor yapmayı ve düzgün kas kestirmeyi çalıştırmayı beceremezsek eğer işte o dönemde sarkopen dediğimiz kastan kayıptan başlıyoruz ki işte bu çok kötü bir şey. Diyet yapanlar için özellikle mutlaka mutlaka dikkat etmeleri gereken şey kastan kaybetmemeleri, etkin kastan, aktif kastan, dinamik kastan kaybetmemeleri. İşte bunun için de beslenme ile sporu beraber düşünmemiz gerekiyor. Şimdi tabii bütün bunları anlattıktan sonra enflamasyon ne ondan bahsedeceğim. Enflamasyon vücuttaki eklemlerimizde onların iç dokularında buraya gelen bazı maddeler burada bir yangı, bir enflamasyon oluşturuyorlar. Ve bu enflamasyon, bu reaksiyon bazen eklemde sıvı artışına, bazen de eklemdeki yapıların dizde, kalçada, omuzda, el bileğinde, ayak bileğinde kıkırdakların ve eklem içi diğer yapıların bozulmasına sebep oluyor bu enflamasyon. Daha çabuk bağların kopmasına, menisküslerin, labrumun, işte kalçada, omuza, Bunların çabuk incinmesine, yırtılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da bizim bu enflamasyondan kurtulmamız gerekiyor. İşte besinlerde de enflamasyon dediğimiz şey, etkileyen enflamasyon dediğimiz şey bu. Şimdi size kötü gıdalardan ve iyi gıdalardan bahsedeceğim. Sonrasında bu kötü gıdalardan ve iyi gıdalardan sonra daha detaya girerek ne yapmamız lazım, içlerindeki maddeler nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi kötü gıdalar dediğimizde kötü gıdalar içerisinde şekerli gıdaları başta söylememiz lazım. Şekerli gıdalar, çok şekerli gıdaların tüketimi tabii özellikle burada yüksek oranda stokinlerin oluşmasıyla ki bu stokinler işte enflamasyon dediğimiz o yangıyı, o reaksiyonu artıran maddeler. Dolayısıyla da burada özellikle eklemlerde enflamasyona sebep olur. O yüzden şekerli gıdalardan uzaklaşmak lazım. İkincisi kızarmış gıdalar. Kızarmış gıdalar çoğunlukla bu buradaki bir eklem içerisindeki bir takım hidrojenizasyonu özellikle etkilerler ve burada enflamasyon oluştururlar. Diğer bir kötü gıda işlenmiş etler. İşlenmiş etler aslında çok sıkıntılı. E, tabii bazen özellikle çok yoğun yaşadığımız bu dönemde işlenmiş etlerin çok da gıdalarda kullanılması da, yediğimiz yemeklerde sadece enflamasyon ve eklem hastalığı değil. Alzheimer'dan şekere diyabete, kolon kanserine kadar birçok problemde bu işlenmiş etlerin bize sıkıntı yarattığını görüyoruz. Bununla beraber aşırı alkol tüketimi özellikle bazı enflamatuar alkol tüketimi de yine bizim eklem sağlığımızı etkileyen önemli kötü beslenme kriterlerinden biri. Şimdi iyi gıdalar neler? İyi gıdaların başına tabii ki omega'dan zengin balıklar geliyor. Özellikle soğuk su balıkları bizim açımızdan önemli. İşte bunlar antiinflamatuar etki gösteren önemli önemli çok önemli gıdalar. O yüzden mutlaka balık tüketimini öneriyoruz. Eklem sağlığı içinde balık tüketimi çok çok önemli. Meyvelerden özellikle beriler. Yani blueberry başta olmak üzere bizim o böğürtlenler ve o familya meyveler bizim açımızdan önemli. Bunlarda ciddi antiinflamatuarlar. Rosberry'ler, blueberry'ler bunların hepsinin tüketim bizim açımızdan önemli, özellikle hastaların eklem sağlığı açısından önemli hale geliyor. Bazen özellikle kuru yemişlerin bir kısmında, özellikle bademde, fındıkta ve cevizde antiinflamatuar etki olduğunu biliyoruz. Ve bunlar da özellikle antiinflamatuar etkinin varlığı ortaya konmuş. Bunun yanında özellikle fasulyeler, sarımsak, her şeyin ilacı olan sarımsak, Bunlar da özellikle sarımsak katıldığında yemeğe bizim açımızdan anti etki açısından ve eklem sağlığı ve eklemlerin ağrımaması açısından önemli. Şimdi iki tane önemli şey söyleyeceğim. Biri zencefil ve bir ondan daha önemlisi zerdeçal. Zerdeçal içerisinde kurkumin var. İlaçlar yapılıyor bu zerdeçaldan. Kurkumin ilaçları veriyorlardır. Antiinflamatuvar ilaç diye. Sporcular çok sıklıkla bunu kullanıyorlar. Özellikle zerdeçalın emilmesi açısından yoğurtlu gıdalar benim hastalarıma çok sık tavsiye ettiğim bir beslenme tarzı. Özellikle her akşam yatarken biraz zerdeçalı, biraz zencefili yoğurda katarak yemeniz iyi olur. Bazen bu emilimi tarçınla da sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla her akşam böyle bir kavanoz yoğurt yiyip hem hazmı kolaylaştırıp hem de gastrointestinal sistem enflamasyonu önlemek açısından da size faydalı olacaktır. Bütün bunlarla beraber bu iyi gıdalarda özellikle bizim eklem sağlığımızda bu gıdaların alınmasıyla beraber eklemlerin korunmasına yönelik egzersizlerin yapılmasında önemini özellikle burada vurgulamak istiyorum. Son olarak da tatlı yiyeceksek herhalde tatlı olarak antiinflamatuar açısından en iyisi bizim bitter çikolata dediğimiz koyu çikolatalar işte bu koyu çikolatalar bizim açımızdan önemli bunlar antioksidan ve antiinflamatuvar etkililer. Özellikle kakao oranına bakarak bunların yüksek orandaki kakao oranıyla beraber ve yapılma tarzıyla beraber bu tarz koyu çikolataların antiinflamatuvar etki yaptığını da söylememiz gerekir. Şimdi bu hafta anlatacaklarım bu kadar. Fakat ileride bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler vereceğim. Çünkü bizim açımızdan önemli. Fakat unutmayın ki beslenme ile spor beraber gitmelidir. Ve mutlaka eklem sağlığınızı korumak için sadece bir komponent değil tüm her şeyi beraber düşünerek yapmanız önemli. Bu anlattıklarımı lütfen bir tavsiye olarak dinleyin. Ama esas durumunuzu mutlaka değerlerinizle beraber doktorunuzla beraber tartışarak karar verebilirsiniz. C hafta sonları. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.